Bilgi Haber'den merhaba. Meclis açılışı 1 Ekim'de gerçekleşti ve Erdoğan bir kez daha kimseyi şaşırtmadan Kürt sorunu yoktur dedi. Ama diğer taraftan Türkiye'de muhalefet partileri de Kürt sorununu ve çözüm yöntemlerini tartışmaya başladılar. CHP'de, HDP'de, diğer partiler de bu konuyla ilgili görüşlerini dillendirdiler. Bu konuyla ilgili kamuoyuna mesajlar verdiler. Bu akşam konuklarımla bu konuyu gündeme getireceğiz. Bu konuyu ve ayrıntılarını konuşacağız. Tabii Türkiye siyasetinin geleceğine dönük de konuşacağız. Üç değerli konuğum var. Konuklarımı size tanıtayım önce. Selma Gürkan, EMEP, Emek Partisi önceki dönem genel başkanı. Ağzımız hep eş genel başkana alışmış ama genel başkanı önceki dönem. Yine Cihangir İslam, CHP milletvekili ve hakeza Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP milletvekili. Ben başlamadan önce her üçünüze de hoş geldiniz diyeyim. Teşekkürler, kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Hoş bulduk. Direkt Selma Başkan'dan başlayalım. Selma Gürkan, bir kez daha hoş geldiniz diyeyim. Doğrusu tekrar yeniden Kürt sorununun çözümü tartışılmaya başlandı. Bu bağlamda böyle bir girizgah yapmak isteseniz, doğrusu ne dersiniz? Yani çözüm süreçleri yaşandı, koptu, peşinden ağır bir savaş dönemine girildi. Arada bir 15 Temmuz darbe girişimi oldu ve sonrasında çok korkunç baskılarla karşılaştı Türkiye ve hala bu saldırılar, bu baskılar muhalefete devam ediyor. Ve bugün yeniden bir kez daha aslında belki de nirengi noktası olan sorunlardan biri olan Kürt sorunu tartışılıyor. Siz bu tartışmaları böyle genel anlamda değerlendirseniz ne dersiniz? Karşımızda nasıl bir tablo var? Tabii olmayan bir sorunun çözümü üzerine bir tartışma olmaz normalde. Dolayısıyla bugün Kürt sorununun çözümüne dair bir tartışma yürütülüyorsa bu sorunun da varlığını göstermektedir. Nitekim Kürt sorununun aslında kaynaklarına dönüp baktığımızda Osmanlı'dan bugüne Cumhuriyet Devleti'nin de devraldığı bir sorun ve çözmediği bir sorun. Hem Osmanlı döneminde kısmi olarak sorunlar yaşanırken, Cumhuriyet Devleti kurulduktan sonra da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra da aslında Kürt halkının bu cumhuriyeti kuran iki ulusun eşit haklarla bu devletin oluşumunda yer almaması, eşit hakların tanınmaması bu sorunun kaynağını teşkil ediyor. Tarih içerisinde çeşitli çatışmalar, görüşmeler, isyanlar bütün toplamı üzerinden bugüne devredilmiş bir sorunu konuşuyoruz şimdi. Yakın tarihimizde yine özellikle 2009'dan başlamak üzere Oslo görüşmelerini de dikkate aldığımızda çeşitli düzeylerde görüşmeler, tartışmalar yürütülmüş. Aynı zamanda çatışmalar bir tarafta çatışmalar devam ederken diğer tarafta görüşmelerin de sürdüğünü görüyoruz. 2009, 2010, 2011 parti kapatmalar, DTP'nin kapatılması devreye giriyor. Aysel Tuğluk, Ahmet Türk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesi devreye giriyor. Çatışmalar söz konusu ama 2011'den hemen hemen 2015'e kadar çeşitli düzeylerde görüşmeler, çözüm girişimleri söz konusu oldu ve o günden bugüne özellikle belki daha sonrasında da konuşacağız ama çözüm masası devrildikten sonra çok geniş çaplı bir hem sorunu, Kürt sorununun ezerek çözme yöntemi, şiddetle, baskıyla çözme yöntemini hükümet, iktidar denemeye çalıştı ve bu yöntemi uyguluyor. O günden bugüne de aslında Kürt sorununa dair bir tartışma söz konusu olduğunda siyasi iktidar ya meseleye güvenlik meselesi olarak değerlendirmekte ya da terör sorunu olarak değerlendirmekte ve kendi politikalarının meşruluğunu buradan yaratmaya çalışmakta. Oysa
Biz biliyoruz ki bu sorunun kaynağında eşit hakların tanınmaması meselesi vardı. Kürt halkının dil, kimlik, siyasi statü veya siyasal haklarının tanınmaması sorunu vardır. Ana dilini kullanamaması sorunu vardır. Kültürel haklarını kullanamaması sorunu vardır. Çok yönleriyle tartışılabilir belki. Bu eşit haklara dayalı bir çözüm bugüne kadar gerçekleşmediği için bu sorun devam ediyor. Dolayısıyla bugün de özellikle işte Kılıçdaroğlu'nun demecinden sonra çok daha sıcak tartışmalar yaşanmaya başladı. Ama aslında bir müddettir erken seçim tartışmaları da yürütülürken bir taraftan özellikle şu son 1-2 ay içerisinde daha öncesinde bir şekliyle meşruluğu tartışmaya açılan ve onu kriminalize edilmeye çalışan HDP bir Kürt halkının temsilcisi ve parlamentoda gücü olan bir siyasi parti olarak değerlendirilmeye başlandı. Dolayısıyla biraz bu gelişmeleri birlikte değerlendirmek gerekiyor. Peki, bugün açısından da tek bir cümleyle sorsam, tek bir cümleyle yani bugün yeniden bu kadar sık tartışılmasında iktidarın özellikle 2015'ten sonra ürettiği şiddet politikalarının oluşturduğu çözümsüzlük vardır demek mümkün mü? O da mümkündür çünkü sorunu derinleştirdi. Bölgedeki gelişmeleri dikkate almak gerekir. Orta Doğu'daki gelişmeleri, Suriye başta olmak üzere her birisini dikkate almak gerekir. Ama bugün gelişmeleri değerlendirdiğimizde kuşkusuz hani hem parlamentodaki muhalefet açısından hem toplumsal karşılık açısından Kürt sorununun hem de iktidar cenahından belki ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama bugün açısından şunu bir cümleyle ifade edip geçeyim. Bugün bir Kürt sorunu vardır. Eşit haklarla tanınmaması, Kürt halkının eşit haklarla tanınmaması meselesi bunun bu soruna kaynaklık etmektedir. Şimdi çözümünü tartışırken de belki buralarla birlikte tartışmak gerekir. Teşekkürler. Sayın Cihangir İslam, sizinle devam edelim istiyorum. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirmesinden ya da CHP açısından Kürt sorununun çözüm yeri adresi olarak meclisi gösterip diğer taraftan HDP'nin meşru yasal bir güçtür demesiyle birlikte yaşanan tartışmalardan sonra CHP'de de bir hareketlik başladı ama diğer taraftan CHP'nin ülkenin kurucu partisi olduğu bir anlamda da statikoyu en fazla savunan parti olduğu konusunda da ciddi tartışmalar, eleştiriler var. Gerçekten devleti kuran bir partinin bugün çözüm yerini meclis olarak göstermesini nasıl değerlendirmek gerekir? Siz bir CHP'li olarak bu mesajı nasıl okuyorsunuz? Ve tabii bunun seçimle bağlantısını da kuranlar var ama gerçi o tartışma aşılmış olsa bile hala AKP cenahından özellikle o türden yaklaşım gösterenler, AKP'li kalemler var. Siz ne dersiniz CHP'nin bu anlamda son günlerde geliştirdiği söylemlere ilişkin? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii konuya şahsi bakışım bugüne kadar bu konuda çözüme yönelik her adımın desteklenilmesi yönünde oldu. O yüzden çözüm sürecini de o dönemde desteklemiş biriyim. Fakat şunu gördük ki meseleyi mecliste tartışmazsak, yani bütün ülke birlikte ele almazsak, bunu bir şahsi mesele olmaktan çıkartıp bir kişinin ağzına bakan, sonuçları bir kişinin ağzına bakan bir mesele olarak çıkartıp hepimiz, yani bütün toplum, bütün Türkiye halkını bu işin içine katmazsak sağlıklı bir sonuç alınamayacak gibi. Aşağı yukarı uzun süredir bu noktada da düşünüyordum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun son beyanı, yani HDP'nin muhatap olarak alınabileceği beyanı, benim kendi kişisel gözlemlerim ve sürekli bu konuda bana ulaşan mesajlar gerçekten hemen hemen bir tane bile olumsuz bir yaklaşıma şey yapmadım, yani rastlamadım. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Birincisi çözüm süreci
döneminde çok büyük destek almıştı ve Türkiye'yi belli bir zihinsel eşiğe getirmişti kanaatimce. Bunun arkasından bir referandum yaşadık ve oradaki spontane ittifakları gördük sandık üzerinde. Onun üzerine genel seçim yaşadık. Milletvekili genel seçimi yaşadık. Oradaki özellikle muhalefet partilerinin her ne kadar HDP Millet İttifakı'nın içinde olmadıysa da not olarak koyayım, kişisel olarak daima bunu savunmuştum. Olmasa da muhalefetin dayanışması, daha sonra mahalli seçimlerde yani yerel seçimlerde bunun artık çok önemli sonuçlar verecek düzeye gelmesi toplumdaki bence hem seçmendeki hem toplumdaki zihinsel eşiği de olabildiğince yükseltti. O yüzden bu açıklamanın hem CHP'liler tarafından çok olumlu karşılandığını ama Sayın Akşener'in beyanına baktığımızda İYİ Parti'nin de belli bir düzeyde bunu olumlu karşıladığını daha doğrusu söyleyebilirim. Yani toplumun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ama şunu da ekleyebiliriz buna, sivil toplumda belki bu daha önemli bir ayak. Yani toplumun bunu müzakere ederek ve mecliste neticede konuşarak bu işi halletmemizi, yani siyasi çözümü demek istiyorum bir anlamda, toplumun onayladığını görüyoruz. Ben bunu çok umutlu bir nokta olarak görüyorum ve hiçbir zaman bir seçim taktiği olarak da görmedim. Yani evet, yeni bir CHP'liyim. Belki CHP'deki en yeni milletvekillerin, yani en kıdemsiz milletvekiliyim, hani daha açık söyleyeyim, ama CHP ile temasım son birkaç senedir özellikle adalet yürüyüşü sonrası oldukça sıklaştı. Ama o tabanında bunu son derece olumlu karşılaması ben de gerçekten beni çok umutlu bir noktaya getirdi. Umutlu olmamız da gerekiyor. Neticede bu konuda bir çözüm her ne kadar inkar edilse de, yine inkar politikalarına dönüldüyse de, ki bunun bir karşılığı yok, şunu söyleyebilirim. Hem masanın devrilmesinden bahsediyorsunuz hem de böyle bir sorun yok diyorsunuz. Eğer devrilen bir masa varsa ortada bir masa vardı ve bu masada ne konuşuluyordu? İşte çözülmeyen, yarıda kalan hikayeyi ben en azından böyle tanımlarım. Ve burada çözülmeyeni özellikle Kürt vatandaşlarımıza sormanın gerektiğine inanırım. Neticede ben iyi bir noktada olduğumuzu görüyorum. Hiçbir zaman bunu bir seçim taktiği olarak görmedim. Ne CHP'li arkadaşlarım, ne Sayın Genel Başkanımız hiçbir zaman bu şekilde yaklaşmadı. Ve bu yaranın artık kapanmasını istiyoruz. Çok kısa, hepimiz bunu istiyoruz ve adil bir çözüme... Çok kısa sorabilir miyim? Yani sonuç itibariyle bir çözümden bahsedildi. En azından CHP açısından ya da işte İYİ Parti'yi de yanına çektiğine göre Millet İttifakı açısından da demek mümkün belki. Bunu önümüzdeki dönem altını doldurmuş bir biçimde kamuoyuyla paylaşacağını görebilecek miyiz CHP'nin? Bu konuyla ilgili ne diyebilirsiniz? Salt seçme endeksli değilse. Elbette ki CHP adına konuşmuyorum. Yani şahsım adına konuşuyorum. Partim bunu kurumsal olarak ele almıştır ve bu konudaki politikalarını dikkatli bir şekilde geliştirecektir. Ama benim bu noktada ki yani eskiden beri olan görüşüm, Türkiye'nin gerçekten ciddi bir toplum sözleşmesine olan ihtiyacı, ciddi bir hepimizin müzakere ederek hepimizin onayladığı bir anayasanın devreye sokulması gibi büyük bir çoğunluğumuzun, yani bu konuda kafa yoranların büyük bir çoğunluğunun mutabık kaldığı konular. Peki. Ama kurumsal olarak CHP bunu artık ele almıştır ve bu konuyu gün be gün geliştirecektir diye düşünüyorum. Peki, o anayasa meselesi de başlıca tartışmamız lazım zaten. Çözüm yeri meclisse kuskusuz. Özel olarak o anayasa dışında, yani genel olarak benim savunduğum şeyler bunlardı. Onu hatırlatmak istedim. Peki. Tabii bugünkü gündeme gelen anayasa başka bir mevzu. Onunla ilgili.
Onu da konuşalım, toplumsal sözleşme boyutuyla sizin deyiminizle tabii ki toplum sözleşmesi gerekir. Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki, doğrusu tüm bu tartışmalardan çok önce HDP yürüttüğü çalışmaların sonucunu kamuoyuna açıklayacağını söyledi ve hemen ardından HDP'den demokrasiye, adalete, barışa çağrı belgesini duyduk. Ondan çok kısa süre önce Sayın Kılıçdaroğlu konuşmuştu. Bu belgenin yayınlanmasından sonra da çok ciddi bir biçimde tartışılmaya, konuşulmaya başlandı. Hem bu belgenin zamanlamasına ilişkin doğrusu belki merakları giderecek bir şey söylersiniz. Bir de bu belgeyle birlikte topluma üçüncü bir güç olarak mı mesaj vermeyi temel hedef aldınız? Yoksa çözüm gücüyle birlikte kim bu çözüm sürecinin içerisinde yer alırsa onunla birlikte hareket ederiz mesajı mı verdiniz? Ki muhalefetin diğer kesimlerinde ya da iktidarda da bir hareketlenme olduğunu gözlemledi toplum bu belgeden sonra. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Önce şunu söyleyeyim. Biz bu tutum belgesini yayınlamadan önce bütün ülkede halk buluşmaları gerçekleştirdik. Şehir şehir, ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, hatta ev ev dolaştık. Daha sonra açık hava mitingleri yaptık, basın açıklamaları gerçekleştirdik, halk buluşmaları, yürüyüşler, pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişiyi dinledik. Bu çalışmadan sonra partinin bütün kurullarında, il eş başkanları, parti meclisinde, MYK'da, tamamen bütün bu organlarda tartışıldıktan sonra biz bu tutum belgesini hazırladık. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Toplum olarak, bu ülkede yaşayan halklar olarak, bu ülkede yaşayan farklı kimliklerden, inançlardan insanlar olarak, yurttaşlar olarak, farklı cinsel kimlikleri, cinsel yönelimleri olan bireyler, yurttaşlar olarak gerçekten yapıcı bir diyaloğa ihtiyacımız var. Neden? Çünkü toplum adeta şişirilmiş, patlamaya hazır bir balon gibi, gerilmiş ve kopmak üzere olan bir lastik gibi. Sadece trafikte yol verme kavgası nedeniyle ölen, yaşamını yitiren, yaralanan insan sayısını bilmiyoruz. Ama her gün bir yerlerde böyle bir veya birkaç haber okuyoruz. Toplum her akşam televizyonları açtığında tek bir kişinin kendisine nutuk çekmesinden, tehdit etmesinden, topluma ayar vermesinden bıkmış durumda. Yani bir yapıcı diyaloğa ihtiyacımız varken, ihtiyacımız var derken kastettiğim şey bu. Bu gerginliği ortadan kaldıracak şey bu yapıcı diyalog. Aslında biz parti olarak kurulurken HDP, kendimizi bir müzakere partisi olarak tanımladık. Ve ittifaklar, siyasi partiler yasasında yapılan değişiklik sonrası böyle ittifaklar oluşmasından çok çok önce HDP bir ittifak partisi olarak kuruldu. Bünyesinde çok sayıda siyasi parti, siyasi anlayışı ve farklı görüşlere sahip bireyleri içerisinde barındıran bir parti olarak kuruldu. Yani kendi içerisinde sürekli müzakere eden bir parti olarak kuruldu. HDP bu diyalog, müzakere çizgisini aslında hiç kaybetmedi. Yani çözüm sürecindeki rolü de tam olarak bu müzakerenin sürdürülmesine katkı sunmaktı. Ve şimdi bu tutum belgesini yayınlayarak da tam olarak yapmak istediği şey bu. Bir, müzakere yolu açmak. Şimdi tutum belgemizi açıklarken üç temel motto üzerinden hareket ettik. Çağrımız şuydu: adalet için, demokrasi için ve barış için yayınladığımız bir tutum belgesiydi bu. Başlıkları şöyleydi, tekrar etmek gerekirse: güçlü bir demokrasi istiyoruz dedik, tarafsız ve bağımsız bir yargı istiyoruz dedik, kayyum rejimine karşı halk iradesini savunuyoruz dedik, Kürt sorununda demokratik ve barışçıl bir çözümü savunuyoruz dedik, Türkiye için barışçı bir dış politika elzemdir dedik, kadına özgürlük ve eşitlik dedik, ekonomide adalet dedik, kamu yönetiminde liyakat dedik, doğaya saygı dedik, gençler için özgür yaşam, demokratik anayasa dedik. Bunlarla neyi kastettiğimizi de ayrıntılı olarak açıkladık. Fakat
bu tutum belgesini açıklarken şöyle bir şey söylemedik. Yani bunlar parti olarak savunduğumuz temel ilkeler, bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Gelin siz bunların altına imza atın. İmza atan her kim olursa biz onunla birlikte bundan sonra yola koyulacağız, yürüyeceğiz demedik. Başka bir şey söyledik. Bu müzakere için bir temel oluşturabilir dedik. Bu tutum belgesi üzerinden tüm toplumsal taraflarla, tüm siyasi aktörlerle görüşmeye hazırız, müzakere etmeye hazırız, birlikte yürümeye hazırız, ortak mücadele etmeye hazırız, hatta ortak yönetime hazırız dedik. Tutum belgemizin temel çağrısı bunu içeriyordu. Başta da söyledim, gerçekten bu tutum belgesini yayınlamadan önce ülke çapında bir çalışma yürüttük. Uzunca bir süredir toplumda büyük bir umutsuzluk vardı. Herkes biliyor, çok uzunca bir süredir. Fakat emin olun, ilk kez şimdi toplumda bir umut ışığı belirmiş durumda. Ve biz bu toplumda uyanan bu umut ışığını diri tutacak ve bunu bu umut ışığını yaşama geçirecek, gerçekleştirecek, gelecek daha iyi günler kurmak için bu ülkedeki siyasetçiler olarak rol üstlenmek zorundayız diyoruz ve tutum belgemizin yayınlanmasının temel amacı da buydu. Bir daha söylemekte yarar var. Bu tutum belgesi kimse için işte bir deklarasyon, gelin bunun altına imza atın, gelin bunu kabul edin değil. Bir müzakere partisi olarak müzakere edeceğimiz bir metin biçiminde toplumla paylaştık. Yani bu zamana denk gelmesi de tesadüf müdür o zaman, öyle mi diyelim? Bu zamana denk gelmesi belki tesadüftür, doğrusunu söylemek gerekirse. Yani özel olarak işte bu tarihte belirleyelimden çok bütün yaz boyunca gerçekleştirdiğimiz programlar sonucunda, yaptığımız tartışmalar sonucunda bir toplumsal ihtiyaç olduğunu düşündük. Aslında HDP'nin ülkede yaşanan sorunlarla ilgili, siyasette yaşanan tıkanıklıklarla ilgili, muhalefetle olan diyaloğuna ilişkin soruları vardı. Biz aynı zamanda bu tutum belgesini yayınlayarak da buna bir cevap verdiğimizi düşünüyorum. Muhalefetten aldığımız tepkilerin genel olarak olumlu olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak bu ülkede aydınların, yazarların, bu ülke için kaygı duyan herkesin tutum belgesiyle ilgili olumlu görüşler beyan ettiğini gördük, görüyoruz. Şunun için diyorum tabii, bazı AKP'li ve ulusalcı yazarlar sanki CHP ile HDP birbiriyle danışıklı bir çalışma başlatmışlar gibi gösteriyorlar da onun için özellikle zamanlamaya ilişkin de sordum. Yoksa başka bir hedef ve amaç yoktu benim açımdan. Sayın Selma Gürkan, sizinle devam ederim ama bu kez aslında biraz da Erdoğan'ı konuşalım istiyorum. Erdoğan'ın tutumu 2017'den sonra, özellikle referandumdan sonra tüm devletin yönetiminde çok belirleyici olmaya başladı. Yani deyim yerindeyse tek adam diktatörlüğü giderek de kurumsallaştırılıyor. Meclis devre dışı bırakılmış. İşte meclis açılışında da daha önce dediklerini bir kez daha tekrar etti. Kürt sorunu yoktur dedi. Yani yoktur derken de açıyor, altını dolduruyor. Biz zaten bu sorunu çözdük diyor. Bu bağlamda soruyorum. Yani doğrusu Erdoğan'ın yaşanan, tüm toplumun bunca açık gördüğü bir realiteye bu kadar cesaretle, özgüvenle yoktur demesinin altında ne var? İkincisi, bu sorunun tartışılmasını devlet bekası gibi gösteriyor ama esasen kendi bekası için mi tehlikeli buluyor ya da tasarladığı, amaçladığını, bunun için soruyorum. Çünkü sonuç itibariyle devlet yönetimi elinde ve ciddi ciddi Türkiye'yi yakından takip edenlerin bir kısmı Erdoğan iktidarı bırakmamak için, kendi bekası için çok daha riskli boyutlara da taşıyabilir ülkeyi diyorlar. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden. Bunlarla bağlantılı ne dersiniz siz? Tabii Erdoğan şimdi sorunu yoktur diyor ya da biz çözdük diyor. Aslında ülkenin genel demokrasi konularına baktığımızda ona Erdoğan nezdinde aslında ülkede ne demokrasi sorunu var, ne hak ve özgürlükler sorunu var, ne içerideki siyasetçiler sorunu var, ne akademideki antidemokratik uygulamalar var, ne hem kamuda hem
devlet yönetim katında liyakatsızlık sorunu var. Aslında bütün bunların toplamına baktığımızda bu siyasi iktidarın karakteristik özellikleri. Bunların hepsi. Dolayısıyla bugün iktidar aslında çözdük dediği şey binlerce Kürt siyasetçinin cezaevine konulması. Hala Kürt halkının dil dahil, kimlik dahil, kültür dahil haklarının karı ve bunun üzerinden de Kürt sorunu ya yoktur diyor ya çözdük diyor. Dönüp baktığımızda çözüm noktasında atılmış bir adım var mıdır? Yoktur. Diğer taraftan kendi bekası için midir bu? Bir yanıyla böyledir. Çünkü açılım süreçlerine bile baktığımızda çok yankı yapıyor. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar sesi düzeltirseniz Selma Hanım'ın. Tamam, düzeltti arkadaşlar sanırım. Şimdi geriye dönüp baktığımızda AKP hükümeti çözüm için adım attığında da aslında 2011 sürecine dönüp bakalım, Orta Doğu'daki gelişmelere bakalım. Buralarda yeni Osmanlıcı politikasında ilerlemek üzere kendisine bir destek yaratabileceğini düşünmüştü. Bugün terörist olarak adlandırdıkları Salih Müslim'le devlet katında, devlet düzeyinde görüşmeler yapmışlardı hatırlıyorsanız. Bir şeye ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu hükümetin Orta Doğu'ya dair yeni Osmanlıcı planı vardı ve orada başka güçleri de kendisine yedeklemek istiyordu. Kürt güçleri de bunun içerisindeydi ama bunda başarılı olamadı. Dolayısıyla uzun bir süre bunu böyle sürdürmeye çalıştı. İçeriye dönüp baktığımızda iç politikada aslında Kürt sorununa dair çözümü için atılan her adım aynı zamanda Türkiye'deki demokratikleşme umutlarını, özlemlerini de çok güçlendirdi. İşte arada çözüm sürecindeki o çatışmasızlık dönemi bir düşünelim. Ülkede bir heyecan vardı, çözüm için özlemle bir beklenti vardı ve onun üstüne 2015'te 7 Haziran seçimlerini koyduğumuzda daha demokrasi güçlerinin kazanımı, hak ve özgürlüklerin kazanımı söz konusuydu ve siyasi iktidar burada baktı ki attığı her adım, bu alanda attığı adım politik olarak kendisini güçlendirmiyor aynı zamanda. Hem Orta Doğu'daki politikası boşa çıkmış oldu, Suriye'deki politikası ama aynı zamanda işte tek adam rejimi için bir referandum süreci vardı ve buralarda bir toplumsal desteği de alması gerekiyordu. Dönüp baktığında attığı bu adımların böyle bir içerideki tek adam rejimini de beslemediğini ya da güçlendirmediğini, o emeline ulaşmasının yolunun buradan geçmediğini de gördü ve o zaman daha çok baskıya, daha çok şiddete sarıldı. Ve Kürt halkının taleplerini bastırma, ezme ve bunun bir parçası olarak da Kürt siyasetçilerini tutuklama, onlar üzerinde operasyon, HDP'nin meşruluğunu tartışmaya açma, HDP'ye yönelik kapatma davaları çok peş peşe geldi. MHP'nin tutumu zaten çok açık, çok ırkçı, şöven, faşist bir partinin sıradan bir refleksi. Ama özellikle hem Orta Doğu'daki gelişmeler hem 15 Temmuz darbe girişimini de bir fırsata çevirerek tek adam rejimini kuran Erdoğan 15 Temmuz darbesiyle birlikte kurmuş olduğu politik ittifaklar aynı zamanda bu gericiliği de kışkırttı, besledi ve bugün açısından da Erdoğan'ı Kürt sorunu yoktur deme noktasına getirdi. Oysa çözdüm dediği şey, çözdüğü hiçbir şey yoktur çünkü bugün sorun bütün sıcaklığıyla, bütün varlığıyla devam etmektedir. Evet, Sayın Cengiz İslam, çözdüm dediği her şeyin devam ettiğini söyledi Sayın Selma Gürkan ama görüyoruz ki aslında devam etmekle kalmadı. Kat be kat sorunlara, yeni yeni sorunlara da dönüştü. Özellikle Kürt sorunu bağlamında, Kürt sorunu yoktur demesinde şiddetin bunca büyümesindeki payı da sorarak yanıtlamanızı istiyorum. Yani korkunç bir şiddet var, korkunç bir savaş var. Ne kadar Türkiye'ye yansıyor bu bilmiyorum. Ama belki de Kürt sorunu vardır deniyorsa bu soruna da bir çözüm geliştirilmelidir. Salt CHP açısından sormuyorum tabii. Cihangir İslam olarak gerçekten bu savaşı, bu şiddeti ortadan kaldırıp Erdoğan'ın yoktur dediği sorunu çözmeye dönük
hangi yaklaşımlar geliştirilmelidir, neler söylenebilir bu konuda? Teşekkür ederim. Tabii sorunun inkarı birincisi çözüm sürecinin belli o dönemde başka nedenlerle de bir çıkmaza girmesi. Şimdi orayı atlıyorum ama bugün AK Parti'nin siyasetini belirlemesindeki en önemli problem bence koalisyon ortakları. Yani şöyle bir politika güdülüyor bakınız. Yani HDP'nin bu tutum belgesi açıklamasından ona verilen cevapları üst üste koyduğumda şöyle bir şey görüyorum. Yani şiddet ortamıyla siyasi duruşu adeta iç içe geçirmek, bunların arasındaki sınırı bulanıklaştırmak gibi bir siyaset izleniyor. Bunun dışında aynı zamanda baktığınızda bununla eş zamanlı olarak da AK Parti ile adeta MHP'nin siyasetleri iç içe geçmiş oluyor. Onlar arasında da bir fluluk görüyoruz. Yani bunları üst üste koyduğumda şunu anlıyorum ki tekrar en başa dönülüyor ve inkar politikası ve salt askeri çözümlerde bir takım sonuçlara gidilmek isteniyor. Halbuki daha önceki yaklaşımları kendi deklarasyonlarında da çok farklıydı. Her neyse biz geleceğe bakalım. Benim Türkiye'ye yani hepimize kişisel önerim önce bu sorunun açıkça müzakere edilmesi toplum içinde ve bu müzakerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması ve enine boyuna bütün açıklığıyla konuşulması. Bunun dışında artık vatandaşla da Türk olsun, Kürt olsun veya diğer etnik kökenden gelen vatandaşlarımız olsun konuştuğumuzda şunu işitiyoruz. Yani peki somut olarak ne gelecek? Yani insanlar sadece ve sadece dostluk, kardeşlik, edebiyat de... Evet. Bunun yetersiz olduğunu, yani bunların bir takım hukuki belgelerde ki işte burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok büyük iş düşüyor. Ama vatandaşın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve kendi siyasi partilerini cesaretlendirmeleri ve arkalarında durmaları gerekiyor. Toplumsal sözleşme dediğimde veya toplum sözleşmesi dediğim ve buna bağlı bir anayasa dediğimde de aslında bunu kastediyorum. Yani somut neler bekleniyor? Şimdi konuştuğumda hani ana dil meselesi çözüldü göya diyorlar ama fiilen ortada şey yok, seçmeli de olsa bir Kürtçe dersi yok. Ne bileyim bazı işte yerleşim yerlerinin isminin değiştirilmesi, hala eski isimlerin iade edilmemesi. Bunlar benim vatandaştan sağ kendi çabalarımla elde ettiğim bir takım şikayetler. İşte bu noktaları somut bir belgeye dökerek yani hem toplumun hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bunun altında imzası olmalı diye düşünüyorum. Yani bunun burada yetkiyi de birlikte kullanmalıyız, sorumluluğu da birlikte kullanmalıyız diye şey yaparım. Hani demokrasilerde şöyle iki yaklaşım oluyor. Bir tanesine bakıyorsunuz belki bunu hani liberal demokrasilerde salt temsil olarak nasıl söyleyeyim tecelli ediyor. Ama diğer tarafta bakıyorsunuz kimliklerin belirlendiği bir takım ve bunun üzerine kurulan bir takım demokrasiler de mümkün. Belki bunun üstünde hani biraz daha demokrasi konusunda belki biraz daha radikalleşmemiz, biraz daha cesur adımlar atmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu noktaları da gerçekten müzakere ederek, yani tek taraflı beyanlarla değil, karşılıklı masaya oturarak masaları devirmeden konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Neticede somut hukuki belgelerin ortaya çıkmasını temenni ediyorum. Evet, Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki sizinle devam edelim.
Doğrusu yani benim politik aktivistliğimden de son 33 yıldaki gazeteciliğimden de edindiğim izlenim, şiddet büyüdükçe, devlet şiddeti arttıkça tepki şiddeti de arttı. Yani bugün Pekke'nin vardığı noktanın aslında temel nedenlerinden biri devletin Kürtlere karşı uyguladığı pervasız şiddettir denebilir. Bu Diyarbakır zindanlarında da böyleydi. En azından 80 sonrası için diyorum. İşte bugün günümüzde de devam eden şiddetle ortaya çıkan tablo da böyleydi. Ve Kürtler yenilmez bir şekilde her ne olursa olsun bedeli ağır da olsa direnir noktaya geldiler. Şimdi bu bağlamda değerlendirdiğimizde Erdoğan da aslında bu siyaseti sınamış biri. Yani bizzat kendisi de bunu kendi 16-17 yıllık iktidarı döneminde de gördü. Şimdiye kadar yürüttüğü tüm süreçlerde de gördü. Hala aynı noktada tekerrür etmesini nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi bu yaşanan dönem. Bugün çözüm için fikir üreten diğer muhalif partiler üzerinde nasıl bir etki yaratır? Yani geçmişin yaşanmışlıklarından ders çıkararak adım atmak mümkün olabilir mi sizce? Yani bu AKP'ye mahsus bir şey değil aslında. Yani Türkiye siyasetinde alışılagelmiş bir şey. Yani siyasi partiler zaman zaman işte Kürt sorunu vardır, işte Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer, benzeri sözler kuruyorlar. Yani bu Erdal İnönü ile Demirel'in birlikte hükümet olduğu dönemde de yaşandı. Özal'ın ağzından da benzer sözler duyduk. Daha sonra Mesut Yılmaz da benzer şeyleri söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde de bu ülkede bir çözüm süreci yaşandı. Şimdi de çok yoğun bir çatışmalı süreç yaşanıyor. Aslında Türkiye siyasi hayatında alışıldık bir durum. Yani bir süre çözecekmiş gibi yapıp daha sonra tekrar çatışmaları sürdürmek. Yani bu 40 yıldır her gün, her yıl yeniden yaşadığımız bir şey. Bizim açımızdan değişen bir şey yok. Yani Kürt siyasi hareketi aslında kurulduğu ilk günden bu yana, hani legal Kürt siyaseti için söylüyorum, biz aynı yerdeyiz. Yani Kürt sorunun demokratik ve barışçıl yollardan çözülmesini savunduk. Yani 90'lı yıllarda ilk Kürtlerin ağırlıklı olarak içerisinde yer aldığı siyasi partiler 90'lı yıllardan bugüne aynı şeyi savundular. Yani 90'da da bunu savunduk, 2000'de de savunduk, 2010'da da savunduk, 2015'te de savunduk, bugün de savunuyoruz. Bunun başka bir yolu yok. Yani hiçbir kimlik sorunu yoktur ki mutlak şiddetle çözülmüş, yok edilmiş olsun. Eninde sonunda bir barış ve diyalog yolu kurulmadan bir etnik, bir kimlik sorunun çözülmesi mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bugünden bakılınca anlaşılıyor ki aslında o çözüm sürecinde çok da samimi olmadıkları, o dönemin bir ihtiyacı olarak Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler paralelinde böyle bir siyaset yürüttükleri anlaşılıyor. Yoksa ben halklarımızın, Türkiye toplumun önemli bir bölümünün, neredeyse %80'inin, belki daha fazlasının, çünkü kamuoyu araştırma şirketleri bunu söylüyordu, çözüm sürecini desteklemesi aslında o dönemki iktidara büyük bir prim verilmesi anlamına geliyordu. Yani arkasında toplumsal destek de vardı bu sorun çözülmesi için. Ve Dolmabahçe mutabakatının yayınlandığı günleri yaşadık. Sayın Öcalan'ın mesajları Diyarbakır'da görsel olarak eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimiz tarafından okundu. Ve o zamanki siyasi iktidar aslında bu mesajlara çok olumlu anlamlar yüklediğini söyledi. Yani hükümet adına konuşan, bakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış, çözüm sürecinde bir biçimde rol almış iktidar milletvekillerinin tamamı da aslında bunu olumlu olarak görüyorlardı. Ama sonra bir sabah Cumhurbaşkanı tanımıyorum dedi. Dolmabahçe mutabakatını tanımıyorum diyebildi. Böyle anlaşılıyor ki siyasi dengelerin, Orta Doğu'daki siyasi gelişmelerin o andan itibaren bekledikleri gibi seyretmeyeceğini, parti olarak veya siyasi anlayış olarak hayal ettikleri gibi yürümeyeceğini anladıkları andan itibaren bu süreci sona erdirdiler. Yani bu gitgelleri biz bu şekilde okuyoruz ama eninde sonunda dönüp dolaşıp aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani hani aynı şeyi yaparak
farklı sonuçlar beklemek Einstein dediği gibi sadece aptalların işi. Yani her seferinde çözüm sürecinden sapıp, demokratik barışçıl yol arayışlarından sapıp, tekrar tekrar şiddet yoluyla bu sorunu çözmeye çalışmak sadece daha fazla kan, daha fazla gözyaşı, daha fazla ekonomik kayıp, daha fazla toplumsal huzursuzluk ve daha fazla bu ülkenin geri kalması anlamına geliyor. Başkaca bir yararı yok. Yani bu toplumun da hiç kimsenin bu çatışmalı süreçten aslında çıkarı yok ve çatışmalı, bir sadece şunu söyleyeyim, bir çatışmalı süreçteki siyasal destekleriyle çözüm sürecindeki siyasal desteklerini düşünürse bu siyasi iktidar aslında toplumun hangisine daha fazla prim verdiğini çok net biçimde görmüş olacak. Yani çatışmalı süreci başlatarak, tırmandırarak belki bir Kasım seçimlerini kazanmış olabilir mi siyasi iktidar? Ama uzun vadede belki de 20 yıldır, 15 yıldır biriktirdikleri bütün kazanımlardan bu bütün kazanımları kaybettiğini de unutmamalı bu siyasi iktidara yıllarca gönül veren insanlar. Tek bir cümleyle sorayım. Bu dediklerinizin tümünü gerçekten iktidar dışındaki diğer Türkiye muhalefeti tam olarak anlayabilmiş mi bu son tartışmalar bağlamında değerlendirdiğinizde? Yani henüz elimizde sihirli bir cihaz yok geleceği okumak açısından, ama muhalefetin bugün için kurduğu cümlelerin gelecek açısından umutlu olduğunu söylemek mümkün. Yani Türkiye'de aslında belki de siyasal anlamda, düşünsel anlamda söylemiyorum, siyasal anlamda mevcut düzeni korumak anlamda en muhafazakar parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün kurduğu cümleler, diğer siyasal partilerin, muhalefet partilerinin kurdukları cümleler gelecek açısından doğrusunu söylemek gerekirse umut verici ve biz bunu desteklemeliyiz, teşvik etmeliyiz. Ben toplumun da aslında önemli oranda desteklediğini, teşvik ettiğini düşünüyorum. Yani eminim bu siyasi partiler de bu kurdukları cümleler geleceğe dair sorunların çözümüne yönelik vaatlerinin toplumsal tepkilerini ölçüyorlardır. Cihangir Bey biraz önce kendisi de söyledi. Yani benim gördüğüm, kurulan bu cümlelerden sonra parti içerisinde de dışında da olumsuz bir tepki almadım dedi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım siyaset yapanlar, siyaset kuranlar ve bu ülkeyi yönetme iddiasında olan siyasi partiler bunu iyi okurlar. Peki. Ve geleceğimizi tekrar geri dönmeden, tekrar bu çatışmalı süreçleri tekrar tekrar yaşamadan demokratik barışın bir çözümü konuşabileceğimiz bir iklim yaratabiliriz seçimlerden sonra diye umuyorum. Peki. Onu belki önümüzdeki dönemlerde daha somut göreceğiz kuşkusuz. Sayın Gürkan, sizinle devam edelim. Hep muhataplık tartışıldı, konuşuldu. Çok genel anlamda bir toplumun muhataplığından söz edildi. Doğrusu hem sorunların tamamının çözümünde ve tabii Kürt sorunun da çözümünde toplumun muhataplığı nasıl sağlanır? İkincisi, bazı ekstrem başlıklar da var bu sorunlarda. Yani sonuç itibariyle şiddet var ve şiddetin son bulması için de şiddetin taraflarının muhataplığı var. Yani realist bakıldığında bu tablonun çözümüne dair hem toplumun muhataplığı açısından hem ekstrem ara başlıklar açısından doğrusu bu süreci nasıl değerlendirmek gerekir? Önümüzdeki dönem siyasal aktörlerinin bu sürece nasıl bakması gerekir? Tabii bizim ülkemizin siyasal mücadeleler tarihi, sınıf mücadeleleri tarihi, toplumsal mücadeleler tarihi şunu göstermişti. Hiçbir sorun, hele de toplumsal bir sorunsa, baskıyla, şiddetle, siyasi iktidarın zorbalığıyla çözülemeyeceğini ve bunun yok edilemeyeceğini gördük. Deneyimlerle bizzat bunu gördük. Dolayısıyla bu Kürt sorunu için de geçerli. Diğer taraftan iyi niyet temennileriyle de sorunun ortadan kalkmadığını ve çözülmediğini gördük. Diğer toplumsal sorunlarda olduğu gibi Kürt sorunu için de bu geçerli. Çünkü hak ve özgürlüklerle çözülmesi gerekir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında muhataplık ilişkisi içerisinde HDP'yi işaret etmesi, çözümün adresi olarak da parlamentoyu göstermesi önemli.
Kuşkusuz. Çünkü muhataplık ilişkisi içerisinde elbette HDP'ye de görev ve rol düşüyor. Kürt halkının taleplerinin dikkate alınması açısından Kürt halkıyla ve onun temsilcileriyle muhataplık ilişkisi kurulmak isteniyor. Ve bu sorun çok yönlü yaşandığı için de pek çok muhataplık ilişkisinin söz konusu olması gerekir. Diğer taraftan Kürt sorunu toplumsal bir sorun. Aynı zamanda bu ülkenin demokratikleşme sorunu. Yani bir demokratikleşme, bir demokrasi sorunlarından önemli bir başlık. O zaman kuşkusuz bir hani muhataplık ilişkisi içerisinde ele alınan kurumlar, siyasi partiler ve parlamento gibi oluşumlar bir tarafa, bu önemli. Bunun zaten yapılması gerekir. Ama aynı zamanda bu sorun işçi sınıfının da bir sorunudur. Üretici köylünün de bir sorunudur. Esnafın da bir sorunudur. Yani bütün emekçi halk kesimlerinin, bütün halk kesimlerinin, toplumsal kesimlerin sorunudur. Çünkü bir demokrasi sorunudur aynı zamanda. Dolayısıyla bir muhataplık ilişkisini konuşurken, tartışırken biraz geriye dönüp baktığımızda en yakın tarihte, en son kurulan masada bile şeyi hatırlarız. O dönemde ta ki uzun bir süre görüşmeler sürmüş ve daha sonrasında bu görüşmeler başka bir şekilde açığa çıktı ve bir güvenlik sorunu olarak ele alındı ve toplumun çok bilgisi dahilinde gelişmedi. 2013 Nevroz'unda yapılan konuşma işte bir topluma bir deklarasyon ilan edildi ve ondan sonra parça parça yapılan görüşmeler, verilen mektupların içeriği ama karşılıklı devletle paslaşarak kamuoyuna açıklanmış oldu. Ama bu sorun muhataplık ilişkileri bir tarafta ama diğer tarafta da bütün toplumsal kesimleri ilgilendiren bir sorunsa, o zaman bunu bütünlüklü olarak ele almak gerekiyor. Bu açıdan elbette ki HDP'nin sorumluluğu vardı, tanımlamak lazım. Parlamentonun sorumluluğu vardı, tanımlamak lazım. İktidarın sorumluluğu vardır, bunu tanımlamak lazım ama aynı zamanda bu sorunun çözümü, bu ülkenin demokratikleşmesinin de bir adımını sağlayacaksa, ki öyledir zaten, o zaman sendikalar, meslek örgütleri, demokrasi güçleri, halk güçleri, parlamento içi veya dışı, diğer siyasi partiler bu sorunun çözümünde bir şekilde sorumluluk sahibidirler ve bütün bir topluluk, bütün bir toplum bu sorumluluğu almak zorundadır. Başka türlü ya sadece Kürt halkına ya da onun temsilcilerine kalan bir sorumluluk olarak görülemez. Bu açıdan da özellikle son tartışmalarda hem muhataplık ilişkisi içerisinde hem bütün bir topluma açık tartışmaların yürütülmesi açısından ben bu sorunun meşru bir zeminde tartışılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Taleplerin karşılanmak üzere bir tartışma yürütülmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bir toplumsal kesimlerin bir demokrasi meselesi etrafında, hak ve özgürlükler meselesi etrafında bu tartışmaya dahil olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Sayın Cihangir İslam, benzer bir soruyu size de sormak istiyorum ama elbet parlamento adres gösteriliyor ama sonuçta parlamento karar verici bir organdır da. Ama toplumu ikna etmek de ciddi anlamda bir çaba ister. Toplumun her kesiminin bu çözüme onay vermesi de parlamentonun karar almasını kolaylaştıran etkenlerden biri. 2013'te bu Akil İnsanlar Heyeti ile denendi, yaşama geçirilmek istendi. Gerçi çok fazla Erdoğan'ın kontrolünde olan bir girişim diyor ama önümüzdeki döneme ilişkin bu iktidarın değişmesiyle birlikte eğer gerçekten bu sorunu çözmeye niyetli bir yeni iktidar Türkiye'de yönetimi devralabilecekse bu işi nasıl yapmalı? Yani geçmiş deneyimlerden yola çıkarak soruyorum. Tabii buna tüm sorunların çözümünü katarak söylüyorum. Ve en önemlisi de belki şiddeti bir bütün olarak ortadan kaldırabilecek yaklaşım ve muhataplığı da hatırlatarak soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Yani gerçekten zor bir soru. Hani bunu böyle işin teknik yönünü de ele alıp adım adım götürmek. Bu sorunun elbette ki şu anda tümünü cevaplayamam ama nasıl bir başlangıç yapacağımız hakkında bir takım şeyler söyleyebilirim.
Bir defa Kürt sorunu dediğimiz hadise bize neyi işaret ediyor? Yani Kürt sorunu bir semptomdur. Yani biz organizmayı düşündüğümüz zaman, ülkeyi, sistemi düşündüğümüz zaman, şu ortak yaşadığımız ülkeyi düşündüğümüz zaman neyi işaret ediyor? Buna bakmak gerekiyor. Bence demokrasinin ve insan hakları meselesinin yeterince yerleşmediğini, sistem içerisinde yerinin çok sağlam durmadığını bize işaret ediyor. Bu yüzden biz aslında karşımıza Kürt meselesi olarak çıkan semptomdan yola çıkarak bir organizmayı tedavi etmek durumundayız. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesinden ve insan hakları meselesinin yerleştirilmesinden bahsediyorum. Yani tek başına Kürt meselesi üzerinde bir kanun çıkartmakla bu işin üstesinden gelemeyiz. Biz öyle bir sistem kuralım ki, öyle demokratik bir sistem kuralım ki, insan haklarını öylesine güvence altına alalım ki bu sistem içinde sadece Kürt meselesi değil, daha başka sesini çıkarmayan kitlelerin de meselesi kalmasın. Neyi demek istiyorum? Bakınız, AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin önüne 3 tane benzer mesele koymuştu. Yani bir, dindar muhafazakar insanların işte 28 Şubat ve daha öncesi muhatap olduğu durumlar. İki, Kürt vatandaşlarımızın muhatap olduğu durumlar. Üç, Alevi yurttaşlarımızın muhatap olduğu durumlar. Aslında buna başkaları da eklenebilir. Yani Romanlar eklenebilir, ne bileyim, gayrimüslim vatandaşlarımız. Yani bununla sınırlı tutmuyorum. Fakat AK Parti şunu yaptı. En büyük hatası da buydu. Sadece muhafazakarların veya kendi seçmeninin, daha doğrusu sadece, yani ben kendimi muhafazakar olarak tanımlamıyorum ama beni de hani o mahalleden görüyorsanız benim sorunumu çözmedi. Çünkü ben muhalifim politikalarına. Yani adeta bunu kendi seçmenine ve iktidar destekçilerine indirgedi. Orada muhafazakar ve dindar olmayanlar da var. Demografisine baktığımız zaman. Yani bugün hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Bugün kanser hastası 4. evrede bir insanı, başörtülü kadını cezaevine gönderdi. Hatırlatmak gerekir. Tutabiliyor, gönderebiliyor. Yani bunlar defalarca meclis kürsüsünde dile getirildi. Yani birçoğumuz Sayın Tiryaki tarafından, işte Sayın Gergerlioğlu tarafından, yani çok sayıda şey basın toplantılarıyla veya meclis kürsüsünde dile getirildi. Söylemek istediğim şu ama bu sistemi gerçekten sağlam bir şekilde kurmadığımız zaman bu işin üstesinden gelemeyiz. Bunu söylemek istiyorum. Kısaca az önceki cümleme dönersem, AK Parti ne yazık ki Kürtleri ve Alevi yurttaşlarımızı ve diğer kendi destekçisi olmayan kesimleri yarı yolda bırakmış duruyor. Yapılacak şey, ben toplumun etnik açıdan veya inanç açısından birbirinden rahatsız olduğuna dair herhangi bir olaya bugüne kadar şahit olmadım. Ya da istisnai bir meseledir. Yani bir başka mesele, bakıyorsunuz altında ekonomik bir şey var, çıkar var. Ona etnik veya inançsal bir kılıf giydirilmiş vesaire. Ha, öyle de olabilir. Küçük çapta, küçük yüzdelerde, ama toplumun büyük kesimi bugün bir arada yaşamayı kabullenmiş. Yani bir arada yaşamaktan bir sorunu yok. Birlikte iş yapıyor, komşuluk yapıyor, birlikte dükkan açıyor. Elbette çok tasvip etmediğimiz yaklaşımlar da oluyor ama bunlar azınlık ve daima oldu. Bundan sonra da olacak. Yani biz bu azınlığa bakarak kendi sistemimize ayar veremeyiz. Yanlış bir şey olur. Ben sivil toplumun, yani işe sivil toplumdan başlamakla, yani halktan daha doğru dolaşarak, bunu siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, gönüllüler vesaire, yani dolaşarak bütün insanların mahalle mahalle insanların nabzını tutması,
meseleleri anlatması, endişelerini, endişe bugünlerde endişe de tartışılan bir konu. Endişeler bence şey yapılmamalı, yani yabana atılmamalı. Bunların kalem kalem tespiti, bunlar aslında damıtılarak, süzülerek meclise gelmeli ve siyasi partiler tarafından gerçekten samimiyetle, ama yani parmak hesabına dayalı, neticede bir komisyon oylamasında bir fazla iki fazlayla geçirilmiş şeyler olarak değil. Demokrasi bir anlamda bir mutabakata ulaşmak. İlla her konuda değil ama temel meselelerde hiç olmazsa insan hakları gibi, yönetim gibi, işte liyakat gibi meselelerde bir uzlaşmaya varmak konusudur ki bunlar bence bütün siyasi grupların bir anlamda ortak prensipleri, hiçbirinin üzerinden atlayamadığı prensiplerdir. Evet, sonuçta meclis tabii ki önemlidir. Meclis bunun en azından yasal kısmını, yani yasa haline gelmesini sağlayacak konudur ama meclis eğer toplum tarafından beslenmezse, ki ben şu anda beslendiğini, en azından muhalefet açısından beslendiğini görüyorum. Yani toplumdaki her sorun muhalefet tarafından meclise taşınıyor. Toplum meclisi iyi besler ve orada da gerçekten halkı tatmin edecek ciddi kararlar alınırsa, ben çözemeyeceğimiz sorun olduğunu düşünüyorum. Yani peki, sorun gerçekten toplum içinde değil aslında, belki yukarı çıktıkça, yani siyasi anlamda üst kademelere çıktıkça, belki de iktidarda kalma, belki de değil, iktidarda kalma kaygısı ve bunun ürettiği kutuplaştırma politikalarıyla derinleştirilmeye çalıştığını, ama toplumun da bu derinleştirmeye gerçekten kahramanca direndiğini görüyorum. Peki. El birliğiyle direneceğiz ve bu ülkede gerçekten el birliğiyle hepimiz için adil bir sistemi kuracağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki, bu bağlamda da size özellikle toplumun muhataplığı konusunda sormak istiyorum ama toplumun bir kesimi de, özellikle Kürt kesiminin azımsanmayacak bir kısmı, işte demokrasi sorununu, ekonomi sorununu çözmek, Kürt sorununu çözmek anlamına gelmiyor diyor. Yani bunun altını da dolduruyor. İşte Kürt sorununun kendine özgü başlıkları var. Ülke demokratikleşebilir ama sonuçta Kürt'ün dili yasaklıysa, Kürt'ün kültürü, edebiyatı yasaklıysa, ana dilinde eğitim göremiyorsa, bu sorun çözülmüş anlamına gelmiyor. Hem toplumun bu kesimine bu sorunlar arasındaki bağlamları nasıl tarif edersiniz? Önemli, çünkü eğer toplum inanmazsa çözüme, bu aynı zamanda sorunun devamını da beraberinde getirir. İkincisi, gerçekten o ekstrem başlıklardaki muhataplığa ilişkin en azından HDP'nin kendi müzakere partisi ise bir yaklaşımı olacak mı, ya da bir öngörüsü var mı bu konuyla ilgili? Yani kuşkusuz var ama bu müzakere, diyalog, kiminle kurulacağı, eğer kastettiğiniz buysa, yani HDP'nin Kürt sorunun çözümü konusunda tek adres olmadığı açık. Yani hani bunun başkaca adresleri olacak. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak, elbette Selma Başkan'ın söylediği gibi farklı toplum kesimleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, işçi sınıfı, emekçiler, kadınlar olacak. Yani hani bu da olacak ama aynı zamanda bugüne kadar bu sorunu yaşayan, benzer sorunu yaşayan ülkelerde başkaca muhataplar olduğu gibi Türkiye'de de başka muhataplar olacak. Dolayısıyla bir muhatap olarak sadece HDP ile sınırlandırmak çok gerçekçi değil. Yani HDP Kürt sorunun çözümünde önemli bir adres, kuşkusuz müzakere ve aracılık konusunda önemli bir rol üstlenebilir. Hatta Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davada şöyle bir şey iddia edilmiş ve Demokratik Toplum Partisi'ni kapatma gerekçesi olarak varsaymıştı. O zaman da Harry Batasuna kararı üzerinden Anayasa Mahkemesi, işte peki kınamıyorsunuz, kınamamak bir kapatma gerekçesidir demişti.
Demokratik Toplum Partisi adına söz kuranlar bizim bu soru, bizim böyle bir beyanda bulunmamız durumunda sorunun bütün muhataplarıyla çözülmesi için herhangi bir rol üstlenmemiz mümkün değildir demişti. Demokratik Toplum Partisi adına söz kuranlar, o zamanki Ahmet Türk ve diğer eş başkanlar ve Operasyon Hakları Mahkemesi de bunun altını özellikle çizmişti. Yani HDP bu açıdan gerçekten çok tarihsel bir rol üstlenebilecek bir parti. Yani bütün taraflarla diyalog kurabilecek, bütün taraflarla tartışabilecek tek aktör konumunda. Yani HDP dışında Türkiye'de herhangi bir siyasal aktörün bunu yapması mümkün değil. Yani aynı anda Sayın Öcalan'la görüşüp, aynı anda işte Kandil'de kilerle görüşüp, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sorunu tartışıp, aynı zamanda diğer siyasal partilerle tartışabilecek HDP gibi bir parti dışında bir parti yok Türkiye'de. Zaten müzakere partisi olarak kurulduk derken kastettiğim şeylerden birisi bu. Gerçekten toplumun çok farklı kesimleriyle diyalog kuran bir partiyiz. Yani partimize bakılması bile neyi kastettiğimizi gösterir aslında. Yani Ermenisiyle, Ezidisiyle, Süryanisiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, müftüsüyle, farklı siyasal düşüncelerden insanlarla bir araya gelmiş bir partidir HDP. Yani bu diyaloğu kurabilmiştir. Dolayısıyla HDP'nin bu misyonu yerine getirebileceğini, geçmiş dönemde bunu önemli oranda gerçekleştirdiğini ve gelecekte de bu konuda kilit bir rol üstlenebileceğini düşünüyoruz. Ve bence Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kurduğu cümleye de bu pencereden bakmak lazım. Aslında toplumun geniş kesimleri de aklı şapkasını önüne koyup düşünürse ulaşacağı sonuç bu olacaktır. Yani HDP dışında bu konuda müzakereyi geliştirecek, çözüm konusunda rol alabilecek başkaca bir parti yok. Bu çok önemli. Peki toplum farklı kesimleri buna ne anlam biçiyor? Yani ona da bakmak gerekir. Ben önemli oranda olumlu bir seyir izlediğini düşünüyorum. Yani hani toplum farklı kesimlerinin de bu konuda iyi ve olumlu bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Başta sorduğunuz soruya gelince, şimdi bir düzenleme, bir yasal düzenleme olabilir, bir kurumsal düzenleme olabilir veya başkaca bir şey olabilir. Bu toplumun bütün kesimleri için olumlu sonuç üretmeyebilir. Yani Türkiye demokrasi için iyidir dediğimiz, yaptığımız bir düzenleme Türkiye'de 80 milyonun tamamı için olumlu sonuç üretmeyebilir. Bununla neyi kastediyorum? Yani diyelim ki eğitim öğretimin birleştirilmesi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu veya işte Latin harflere geçilmesi veya başkaca düzenlemeler, işte medreselerin kapatılması. Cumhuriyet'in ilk yıllarında atılan bu adımlar belki Türkiye toplumu için olumlu olmuş olabilir. Yani önemli bir kısmı için olumlu olmuş olabilir. Ama aynı zamanda bu düzenlemelerin tamamı Kürtlerin biriktirdikleri bütün değerlerin olmasa da önemli bir bölümünün yok sayılması anlamına geldi. Yani medreseler kapatıldı. Amaç bambaşka bir şeydi. Ama Kürtçe eğitimin yapılabildiği tek kurumlar medreselerdi. Ve dolayısıyla medreselerin kapatılmasıyla Kürtlerin bütün eğitimle ilişkileri kesilmiş oldu. Veya eğitim öğretimin birleştirilmesi yine aynı sonuçlara yol açtı. Dolayısıyla bugün de demokrasi tartışmasını yürütürken toplumun farklı kesimleri, farklı kültürleri, farklı inançları ve farklı etnik kökenden gelen insanları için, toplumları için nasıl sonuç doğuracağını topluca tartışmamız gerekir. Yani bir grubun, bir siyasi partinin tek bir siyasi anlayışın oturup ben ülkemiz için en iyi çözüm budur, demokrasiyi bunu yaparak getireceğiz demesinin böyle bir sonuç üretmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki dönemde ortak bir akıla ihtiyacımız var. Tartışmaya ve başta söylediğim gibi yapıcı bir diyaloğa ihtiyacımız var. Bununla bu sorunu çözebiliriz.
Peki, aslında son 10 dakikamız, şöyle 3'er dakikayla yanıt verirseniz tam zamanda da programı bitirmiş oluruz ve ben doğrusu teşekkür de etmiş olurum size. Çünkü bizden sonra da yayınlanması gereken bir program var, onun da aksamaması lazım. Ama çözüm için anayasanın rolünü konuşmak istiyorum. Selma Başkanım, sizden sorarak başlayayım. Yeni bir anayasa bu noktada çözüm mü? Gerçekten bunun için ne gerekli? Anayasa neleri içermeli? Kısaca mümkünse. Anladım. Tek adam rejiminin bütün siyasi gericiliğinin, bütün baskıcı yüzünün yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Şimdi bu siyasi iktidar seçime gitmeden önce yeni yasaları tartışmaya açtı. İşte siyasi partiler yasası, seçim yasası gibi önümüzdeki yasama yılında pek çok yeni hak ve özgürlükleri kısıtlayan ve belki baskıyı da artıracak yeni yasal düzenlemeler söz konusu. Şimdi bu atmosferde kendi iktidarını güvence altına almak üzere, muhalefetin de sesini kesmek, gücünü azaltmak üzere bir kurguyla yasal düzenlemeler yapan bir siyasi iktidarın düşündüğü yeni anayasadan herhalde bu ülkenin ne işçisine, emeklisine, ne ezilen halklara ve farklı inanç gruplarına bir hayır çıkmayacağı, hak ve özgürlük çıkmayacağı çok açık. Bu açıdan da ama bir demokrasi sorunu olarak Kürt sorununun diğer sorunlar gibi çözümü açısından da anayasanın önemine vurgu yapmak gerekiyor. Ancak nasıl bir anayasa, hangi koşullarda yapılacak bir anayasa diye sorarsak, o zaman hem bugün rejim tartışmaları da bir yanıyla sürüyor, bizim de rejim tartışmalarıyla birlikte ele alacağımız ve aslında çeşitli toplumsal kesimlerin katılımıyla kurucu bir marifetiyle içeriğini oluşturabileceğiniz, içeriği ise gerçekten bir demokratik hak ve özgürlükleri esas alan halkların eşit haklarla, halkların haklarının eşit olarak tanınmasını sağlayan, gerçek bir laiklik, gerçek bir inanç özgürlüğünü esas alan, kadın eşitliğini esas alan ve diğer toplumsal sorunların çözümünde de hak ve özgürlükleri esas alan bir anayasa elbette ki sorunun da çözümüne katkı sunabilir. Ancak bugün bu koşullarda bu iktidarın yapacağı bir anayasanın çözüm üretmeyeceğini söyleyebilirim. Peki, çok teşekkürler. Cihangir Hocam, yine sizden CHP açısından da sormak istiyorum. Doğrusu CHP'nin gündeminde yeni bir anayasa var mı? Bir de şunun için soruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu evet anayasaya işaret etti. Ama ilk dört maddenin korunmasına da hep özel bir vurgu yaptı. O ilk dört maddede belki bugün yaşanan sorunların bir kısmının nedeni olarak da gösterilebilir ki toplumun geniş bir kesimi de öyle görüyor. Gerçekten eğer bir anayasa gündemi varsa CHP'nin bu anayasaya dönük neler düşünüyor, nasıl yapılması gerektiğini tasarlıyor? Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Tiryaki'nin değindiği bir nokta, belki benim biraz önce tamamlamadığım bir noktaya da işaret etti kendileri. Onu bir tamamlamak istiyorum. Ben demokrasiyle sadece seçime atfedilen veya temsile atfedilen bir sistemden bahsetmiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir, evet, yöneticilerin seçimle, özgür seçimle gelmesi. İki, hukuk devletinden, sadece bir yasadan değil, adaleti temel alan bir hukuk devletinden bahsediyorum. Üçüncüsü, insan hakları ve özgürlüklerinin tam işlevselliğinden bahsediyorum. Dördüncüsü, şeffaflıktan bahsediyorum, hesap sorulabilirlikten bahsediyorum. Bunun yanında insan haklarından bahsederken özellikle şu beş değerden özellikle bahsetmek istiyorum. Yani can güvenliğinin, mal güvenliğinin, fikir özgürlüğünün, inanç güvenliğinin ve nesil emniyetinin, nesil güvenliğinin öneminden bahsediyorum. Bu kadim bir tabirdir. Nesil güvenliği deyince bizim aklımıza, çoğunun aklına sadece işte kendi soyunu devam ettirebilmek şeyi çağrışır. Ama ben bunu toplumsal düzeyde de düşünüyorum ve her kavmin, her etnik grubun, her grubun kendini gerçekleştirme ve ileriye doğru yaşatma hakkının olduğunu, yani diliyle, kültürüyle,
yaşatma hakkının olduğunu şey yaparım. Bu şekilde zaten anlamak, toplumsal bazda anlamak mümkündür. Bunları güvence altına alabilen bir ülke ancak, bir sistem ancak demokratik bir sistem olarak şey yapılabilir, değerlendirilebilir. Evet, tam bu burada, anlamda belki anayasaya ilişkin de bu bağlantıyı kurarak hemen, devam edebilirsiniz. Farklı yani bu farklılıkların yapısal birer değer olarak ele alınması çok önemlidir. İşte sadece temsil burada çözmüyor, kaygınızı anlıyorum. Bu kimliklerin korunması ve birer değer olarak ele alınması. Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa çalışması yeni bir çalışma değil. Ama şu anda da çalışmalar gidiyor. Parti sözcüleri bu konuda gerekli açıklamaları yapacaktır mutlaka. Bunun dışında daha genişletilmiş siyasi partilerle genişletilmiş bir toplantının da planda gündemde olduğu duyumunu alıyorum. Bu konudaki yani partimizin anayasa komisyonunun çalışmalarının da açıklamasını ben parti sözcülerine bırakıyorum müsaadenizle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki, son soruyu da size sorup bitirelim diyorum. Şöyle 2-3 dakikamız var, onu da dikkate alırsanız sevinirim. Çözüm anayasası mümkün ise neleri içermeli? Özellikle siz de hukukçusunuz. İlk 4 madde açısından da kısa bir yanıt verirseniz sevinirim. Yani ilk 4 madde tartışması hassas bir tartışma. Dolayısıyla bunu gerçekten buradan başlatmak, anayasa tartışmasını buradan başlatmak farklı görüşteki toplum kesimlerinin olumlu bir sonuca ulaşmasını engelleyebilir. Dolayısıyla her bir başlıktan ne kastedildiği söylenerek bir anayasa tartışması yürütmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani demek istediğim şu ki ilk 4 maddeyle ilgili şöyle olsun, şöyle olsun, şöyle olsun demek yeterli olmayabilir. Onunla ne kastettiğimizi de ayrıntılı olarak söylemek gerekir. Ben süre dar olduğu için ilk 4 maddeyle ilgili sadece bunu söylemiş olayım. Peki nasıl bir anayasa sorusuna gelince aslında tutum belgemizde bunu özetle söyledik. Dedik ki sivil ve özgürlükçü bir anayasa olacak. Farklı kültürlerin, farklı kimliklerin, farklı inançların, farklı yaşam biçimlerinin birlikte yaşayabilecekleri eşit yurttaşlığı güvence altına alacak bir anayasa istiyoruz. Anayasaya ilişkin temel mottomuz buydu. Kuşkusuz sadece bunlar anayasada istenen şeyler olmayacaktır. Eğer süren varsa şunu söylemek isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu anayasa tartışmasının samimi olmadığını düşünüyorum. Nedeni de şu, gerçekten Türkiye için demokrasi isteyen bir siyasal parti anayasa tartışmalarını kapalı kapılar arkasında gizli bir şekilde yapmaz. Bunu muhataplarıyla tartışarak gerçekleştirir. Ben AKP'nin bu konuda samimi olmadığını düşünüyorum. Demokrasi isteyen, demokratik bir anayasa isteyen siyasal parti bugün o halk KHK'larıyla ülkeyi yönetmez, kayyum rejimiyle ülkeyi yönetmez, rektörlere kayyum atanmaz, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmez, akla gelecek bütün hukuksuzlukları yapmaz. Dolayısıyla ben yakın gelecekte bir anayasa değişikliği gerçekleştirebileceğini düşünmüyorum. Umarım seçimden sonra ilk gündem maddemiz bu olur ve uzlaşmayla bu ülkenin gereksinimi olan sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapabiliriz. Herhalde seçim olur ve dolayısıyla iktidar değişirse ilk yapılacak anayasanın elzem maddeleri de AKP döneminin yarattığı tahribatlar olacak. Öyle görünür. Acil çözüm gerektiren konular da onlar. Sayın Selma Gürkan, Sayın Cihangir İslam ve Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki, her üçünüze de emek ve katkılarınız için, görüşlerinizi izleyicilerimizle paylaştığınız için kendim ve televizyonum adına teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin sonuna geldik. Kürt sorununu, tartışmaları, çözüm yol ve yöntemlerini ve diğer taraftan toplumun bu sürece nasıl baktığını, siyasal partilerin bu sürece nasıl baktığını konuştuk konuklarımızla. Önümüzdeki medya haberde gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.